Böyle bir şey. Yani MHP'nin zaten bir ideolojik krizi vardı. Daha seküler MHP'lilerle, daha AKP tabanına yakın MHP'liler arasında bir kırılma vardı. Şimdi seküler MHP'lilerin olduğu bölge daha batı. Fakat batıya sıkışma gibi bir şey diye kurmayın. Çünkü Türkiye'nin %75'i batıda yaşıyor. Dolayısıyla Antalya'da, Adana'da vesaire yerel veya genel seçimlerde bu insanların ne şekilde oy vereceği de öbür türlü kırılmalara yol açabilir. Dolayısıyla bütün bunların olabilmesi için ama durduğunuz yerde yani siyaset yapmadan çok temkinli davranarak beklediğiniz yerde bir kazanç elde etmeniz mümkün değil. Ama öte yandan şunu da görelim. Yani mesela bu ittifak kendi çatısını birdenbire kurdu ve karşı tarafı da hemen ittifak olayına sokmaya çalışıyor. Şimdi ben kendi açımdan değil de o siyasi aktörlerin perspektifinden bakmaya çalışırsam erkenden bir ittifaka girmekten ziyade nokta meseleler üzerinden güven inşasına gitmeleri daha doğrudur. Ama mesela şunu şu noktada söyleyebilmeleri de iyi, olumlu olur. Ben mesela siyaseten bunları söylüyorum. Yani ben mesela bu şimdi yetkili, yani yetki mercinde olan biri değilim ama bizim partimizde bunlar rahatlıkla tartışılabiliyor. Ben şunu söyleyebiliyorum. Yani Türkiye'nin yararı bunu gerektirirse her siyasi partiyle HDP dahil yan yana gelebiliriz cümlesini bence bugün kurabilmeniz gerekir. Yani efendim şöyle olur böyle. Hayır, bu toplumun sağduyulu kesimlerinin iki şeye ikna edilebileceğini düşünüyorum. Ben buradan hemen işte CHP-HDP ittifak kursun veya kurmasın demiyorum. Siyasetçi gibi konuşma şeyin değil bu. Bunlar olabilir. İki şey kavram çok önemli. Bir kere muhalefet partileri sadece dört diyoruz. Bence haksızlık ediyoruz. HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, ÖDP diye ben sayarım. Bu partiler kurucu ittifak diye bir şeyle yan yana gelebilirler. Veya bunların içinden bir kısmı gelebilir. Kurucu ittifak nedir? Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde alıp Türkiye'yi eskiye değil, eski Türkiye'nin daha ötesine kuracağız. Yani bu ne demektir? Bizim kurucu ittifakımız belki bir kurucu meclise dönüşmeye çalışacak ve bir anayasa yapacaktır. Yani biz demokratik ve sivil bir anayasa yapma anlamında bir kereye mahsus kurucu ittifak yapabiliriz. Kurucu ittifak yani işte Tunus'ta mesela otoriter rejimden çıkarken birbirinin yüzüne bakmayan sivil toplum ve partiler nasıl yan yana gelip nasıl sıfır barajla böyle bir şey yapabilirlerse bunlar mümkün. İkincisi matematik ittifak kavramını ben hep kullanıyorum bu aralar. Kurucu ittifak kesmediyse yani karşı tarafta kamu yararını gözetmeyen bir defalık kendi çıkarları üzerine hukuka tamamen aykırı bir mantıkla üç kağıt çevirenlere siz matematik ittifak dahi kuramayacak kadar beceriksiz olmamalısınız. Yani ideolojik ittifak değil bu. Matematik ittifak diye de bu anlatılabilir. Ben şunu iddia ediyorum. Seçmenler sanıldığın aksine bu tür şeylere açıklar. Yani korkuyla hareket ederseniz çemberinizi kendi kendinize daraltmış oluyorsunuz. Ya bir defa da tam tersini deneyelim ve çok cesur bir şey.